Beni kurtaran çocukların adını öğrenebilir miyim? Benim adım Alpman. Bu da arkadaşım Oğuzhan ve Kadir amca. Mehmet ve Tuğrul beyleri yakaladık. Hemen saraya gidip Şahin Bey'i kurtaralım. Bizi beklediklerini biliyorsun. Önce plan yapacağım. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Veya saraya haber göndermenin bir yolunu. Belli ki Şahin denen adamla bir şeyler çeviriyorlar. Tahminlerime göre bu çukurdan çıkmak çok zor. Çok zor ama imkansız değil. Bir yolunu bulacağımıza eminim. Şunlara bak. Desene iyi ganimet bulduk. Badur, nerede kaldın sen? Bataklığa düştüm. Peki bataklıktan nasıl çıktın? İki çocuk ve bir amca beni kurtardı. İsimlerini söylediler mi? Kadir, Oğuzhan ve Alpman dedi. Eyvah! Yanlış mı duydum? Yoksa sen Alpman'la Oğuzhan'ı mı gördün? Evet. Sizden iyi olmasın. Çok iyi çocuklardı. Emin misin? Hem de çok eminim. Onlar olmasaydı bataklıktan çıkamazdım. Hala hiçbir şey anlamadın değil mi? Ha, anladım. Sanırım anlamadım. Alpman ve Oğuzhan, öne çıkın. Gözcü, merdiveni getir. Ne oluyor karga? Bu seni ilgilendirmez Mehmet Bey. Çocuklar söz konusuysa ilgilendirir. Önce neler olduğunu söyle. Oğullarınızla konuşmak istiyorum. Ne konuşacaksan burada konuş. Oğuzhan, bence Badur'un peşinden gitmeliyiz. Yine mi Badur? Evet ama... Babamları arıyoruz Alpman, hatırlatırım. Ayrıca Kadir amca geri dönmek vakit kaybı olabilir dedi. Evet ama ya Badur bir şey biliyorsa? Ben bir an önce babamları ve arkadaşlarımı bulmak istiyorum. Özellikle de babamı. Bilmem anlatabildim mi? Kadir amca! Badur meselesi mi? Benim de aklıma takılmadı değil. Galiba bir baksak fena olmayacak. Ama Kadir amca, babamlar... Önce babamları bulmalıyız. Belki de bu sayede bulacağız. O kadar yol geldik. Ben geri dönmek istemiyorum. Birbirimizden ayrılmasak iyi olur Oğuzhan. Alpman haklı. Alpman. Her zaman haklı. Anlaşıldı. Oğuzhan, Alpman, buraya gelin. Bir gün Nasrettin Hoca'ya iki adam gelmiş. Nasrettin Hoca kim? Hem çok eğlenceli hem de bilge biridir Nasrettin Hoca. Efendim neyse, adamların ikisi de birbirinden şikayetçiymiş. Nasrettin Hoca birini dinlemiş demiş, haklısın. Sonra diğer adamı dinlemiş, ona da haklısın demiş. Adamlar şaşırmış. Bunun üzerine Nasrettin Hoca'nın karısı, aman hoca ikisine de haklısın diyorsun, nasıl olacak bu iş demiş. Nasrettin Hoca hanımına da dönüp, hanım sen de haklısın demiş. Ha? Yani ben seni anlıyorum Oğuzhan. Bir an önce babanı bulmak istiyorsun. Ayrıca Alpman'ı da çok iyi anlıyorum. O da her ihtimali değerlendirmek istiyor. Pekala. Önce Badur'a bakalım. Sonra yolumuza devam ederiz. Anlaştık. Ama bir daha geri dönmek yok. Anlaştık. Thank you.
Badur, buraya gel. Söyle bakalım Badur. Şu iki çocuktan hangisi Alpman, hangisi Oğuzhan? İkisi de değil. Hayır, Oğuzhan benim. Ben de Alpman'ım. Öyle mi? Ben de başka bir Alpman ve Oğuzhan'la tanıştım. Hı? Alpman ve Oğuzhan'la mı tanıştın? Şşt, bu imkansız. Alpman ve Oğuzhan biziz. O zaman ben kimle tanıştım? Alpman ve Oğuzhan dedin ya. Alpman ve Oğuzhan biziz. Şimdi siz Alpman ve Oğuzhan'sanız ben hangi Alpman ve Oğuzhan'la tanıştım o zaman? Sen gerçek Alpman ve Oğuzhan'la tanıştın şaşkın. Bunlar Alpman ve Oğuzhan değiller. Kafam karıştı. Karışmasın kafan. Dikkatli dinle. Sen bizi dinle Badur. Oğuzhan ve Alpman biziz. Değilsiniz. Öyleyiz. Değilsiniz. Öyleyiz. Değilsiniz. Değiliz. Öylesiniz. Değiliz. Öylesiniz. Siz Alpman ve Oğuzhan'sınız. Evet, şimdi anladım. Siz gerçek Alpman ve Oğuzhan'sınız. Aa, hayır, şaşkın. Ama sen de öyle dedin. Aa, beni de şaşırttınız. Şaşkın karga. Susun dedim. Size susun dedim. Senin yüzünden usturlabım kırıldı. Ama usturlabı ben düşürmedim ki. Artık bu işleri bırakmalıyım. Peki o zaman ne iş yapacağız karga? Sen değil şaşkın. Ben bırakıyorum. Ama neden? Çünkü bir türlü susmuyorsun. Ben mi? Yok ben. Neden susmuyorsun? Sen şimdi senin gördüğün Alpman ve Oğuzhan'ı bulana kadar ormanı aramaya başlıyorsun. Onları bulmadan da geri dönmüyorsun. Anlaşıldı mı? Ayrıca usturlabımı da tamir edersen çok sevinirim. Badur, Badur. Pişt, yaklaş. Usturlabı ben tamir ederim. Gerçekten mi? Evet ama bazı aletlere ihtiyacım var. Eşyalarımız arasından alet çantamı getirirsen sen dönene kadar usturlabı bitirmiş olurum. Bunu benim için yapar mısın? Kargayı kızdırmak istemeyiz, değil mi? İstemeyiz. Çantamı getir, usturlap çalışsın. Tercih senin. Samanlıkta iğne aramak gibi. Badur'u nasıl bulacağız? Bataklığa gelmek üzereyiz. Durun. Ne oldu? Bir ses var. Kurtlar mı? Belki de sırtlanlar. Oklar. Bir ayıymış. Hiç merak etmeyin. Sizi kurtaracağım. Badur. Ayı, ayı geri çekil. Ayı, ayı. Geri çekil. Ah, saldırıya uğradım. Ayı beni yiyecek. Ayı beni yiyecek. Yardım edin. Ayı şu an böğürtlen yiyor. Hı? Otur, aferin. Size merak etmeyin demiştim. Yine karşılaştık. Aslında biz seni arıyorduk. Öyle mi? Ne tesadüf. Ben de sizi. Hı? Bizi mi? Sizinle tanışmak isteyen birileri var. Gelin benimle. Kimmiş bu tanışmak isteyenler? Adı Bey. Bey mi? Bey kim? Bey. Adı Bey. Bey diye bir isim hiç duymamıştım. Tamam. Seninle geliyoruz Badur. Hı? Ne? Madem bizimle tanışmak istiyorlar, gitmeliyiz değil mi? Harika, beni takip edin. Onları ikna etmeyi başardım. Karga buna çok şaşıracak. Kadir amca, nereye gidiyoruz? Bir planım var. Gelmiyor musunuz? Geliyoruz. Biz buradan kaçmaya çalışırken sen o adamların usturlabını tamir ediyorsun. Hı hı. Bize yardım etmeyi düşünüyor musun? Düşünüyorum. Usturlabı tamir ederek mi? Evet, onu Badur'a verebiliriz. Beni gerçekten dinlemiyorsun, değil mi? Seni dinlemiyorum. Çünkü bununla uğraşıyorum. Ha?
Kapıyı delmeyi başarmışsın. Ben o kadar denedim olmadı. Şşt, sessiz ol, biri duyacak. Nasıl yaptın? Nasıl olacak? Alet çantamdaki aletler sayesinde. Demek o yüzden usturla bu yapmaya gönüllü oldun. Tahminlerime göre sonunda anlayabildin. Ben de sana yardım edeyim. İkimizin yapması dikkat çeker. Siz diğerlerini oyalayın. Tamam. Hep bir atım olsun isterdim. Ama hiç atım olmadı. Sürekli atların peşinde koşardım. Hatta bir keresinde koşan bir atın kuyruğuna dokunmayı başarmıştım. Sonra bir keresinde de atın çiftesini yemiştim. Beni öyle uzağa fırlattı ki güneşe kadar uçtuğumu sandım. Ama hala atları çok seviyorum. Biz de. Yaklaştık mı? Evet evet. Şu ağaçlardan hemen sonra. Bu anlattığım olay ne ki? Bir keresinde de attan düşmüştüm. Yok yok, iki kere düşmüştüm galiba. Bizim obada yaşayan herkesin çok sevdiği bir abi vardır. Atın üzerinde öyle hızlı giderdi ki onun bir gölge olduğunu düşünürdük. Uzun zaman oldu tabii. Abi bana at binmeyi öğretti ama dediğim gibi benim hiç atım olmadı. Demek hiç atın olmadı. Olmadı karga. Vah vah. Ben de alpmanlara anlatıyordum. Ne anlatıyordun? Hiç atımın olmadığını. Kime anlatıyordun? Alpmanlara. Kime? Alpman, Alpman, Oğuzhan. Buradaydılar. Demek oradaydılar. Evet evet, tam arkamdaydılar. Birlikte konuşarak geldik. Hatta Kadir amca da vardı. Alpman, Oğuzhan, neredesiniz? İşte bulduk onları. Başardık. Baba,